IMF Başkanı Dominik Strauss-Kahn Bilgi Üniversitesi'nde öğrencilere konferans veriyor. Sıradan bir konferansın sıradan bir soru cevap bölümü. Derken bir anda havada uçan bir ayakkabı görüntüsü giriyor kameraların kadrajına. O sırada elinde mikrofonla soru soran öğrenci şaşkın. Çünkü kafasına bir ayakkabı çarpıyor. Aslında ayakkabının hedefi o değil tabii. Konferansı veren paranın patronu IMF'nin başındaki isim Dominik Strauss-Kahn. Kahn böyle protestolara alışkın olsa gerek ki soğukkanlılığını bozmuyor. Seri bir manevrayla sıyırdığı ayakkabılı saldırının ardından gülümsüyor ve konuşmasına devam ediyor. Ayakkabıyı fırlatansa Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi, Bir Gün Gazetesi Politika Editörü ve ÖDP üyesi 24 yaşındaki Selçuk Özbek. Sizi ilgilendirmez. Karakolda veririz hesabımızı. IMF'nin görevlerinden, yapabildiklerinden işte 4 görevi olduğunu söylemişti. Bunları ne derece yerine getirdiler, ne derece yerine getiremediler. Bunlardan bahsederek başladı. Keyifli devam etti. Sorular sordu. Ben de bir soru sormuştum hatta. Toplantının sonunda doğru. Son 2 soru alınmıştı. Hatta son soru sorulurken çocuğun bir tanesi ayakkabısını çıkarttı ve fırlattı. Gelmedi, isabet etmedi. Hatta ondan sonra bağıran bir grup vardı. İşte protesto ettiler. Hatta biz bir arkadaşımla, inançlı bir arkadaşımla beraber onu fark ettik çocukların bir şey yapacağını. Güvenliğe tam söyledik, dedik ki şu çocuklara dikkat edin dedik. Çocuk tam anons ediyordu eliyle ki bağırmaya başladılar. Özbek apar topar salondan çıkarıldı, gözaltına alındı. Fakat bir görüntü vardı ki eylemi onayladığını söyleyen annesinin içini acıtmıştı. Sadece oğlumun canını yaktıkları için üzüldüm. Yaptığını onaylıyorum. Oğlum tartaklandığında acı çektim. Herkesin çocuğu için çektiğim gibi. İki kişi üstüne çıkmışlardı. Öyle bir görüntü var. Peki. Almışsınız götürüyorsunuz yani ağzında kapanmışsınız. Daha yani iki kişi yere yatırıp üstüne adamlamanın çıkmanın anlamı yok yani. Ben profesörün her çeşidini onaylarım. Aklıma o ya da bu zile diye bir şey yok. Özbek salondaki tek eylemci değildi. Onun ayakkabı fırlattığı sırada Zeynep Çatalkaya da IMF defol gençlik muhalefeti yazılı bir pankart açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Ardından konferans salonundaki bazı öğrenciler de alkışlarla Kahn'ı protesto etti. Kahn olay sırasında olduğu gibi sonrasında da ayakkabılı protestoya esprili yaklaştı. Öğrencileri kibar buldum, konuşmamın sonuna kadar beklediler. Herkes bizimle aynı düşünmese de karşılıklı konuşmalıyız dedi. IMF Başkanı şikayetçi olmayınca Özbek serbest bırakıldı. CNN Türkiye konuşan protestocu eylemin bireysel olmadığını söyledi, ÖDP ve gençlik muhalefeti adına yaptığını açıkladı.